şehrin de aslında kaybı oldu. Bu süreçte ister istemez çocukları psikolojik anlamda olumsuz yönde etkiledi. Burada bireyin yapması gereken şey düşüncesini bu olumsuz şeylerden çekip olumlu şeylere çekmesi gerekiyor. Yani örnek veriyorum, sınavı kazanamayacağım, başaramayacağım gibi düşüncelere odaklanmak yerine başarma gibi düşüncelere odaklanması gerekiyor ve aslında şunu farkında olması gerekiyor. Başarıp başaramamak da net olarak kendisine bağlı olan bir şey değil. Bugün şu an üniversite sınavına en hazır öğrenciyi bile getirip sınava soksanız bir bölümü ya da bir üniversiteyi kazanacağının garantisi yok. Ama kendisinin yapabileceği en önemli şey başarmak için elinden geleni yapmak. Öğrencilerin en büyük problemlerinden birisi ebeveynleri kendisi oluyor. Çünkü sınavla ilgili en büyük problem sınava bireyin verdiği anlam ve bireyin düşüncesi oluyor. Burada da bu düşüncenin aslında kökeni ebeveynden geliyor. Burada ebeveynin özellikle şu son dönemde, son düzlükte çocuğun üzerindeki yıkıcı baskısını biraz azaltması gerekiyor. Çünkü ebeveynler zamanında kendi isteklerini ve başarılarını gerçekleştiremedikleri zaman bunları çocuklarından istiyorlar, bunları hak olarak görüyorlar ve bu da aslında çocuklarını ders çalışmaya motive eden bir baskı olmuyor. Tam tersine dersten soğutan bir baskı oluyor. Öncelikli olarak burada ebeveynlerin aslında biraz daha kendilerini son düzlükte frenlemeleri lazım. Kendilerinin sınav üzerindeki düşüncelerini hafifletmeleri lazım. Onunla beraber maalesef özellikle bu YKS döneminde depremzede öğrenciler sınava çalışamadıkları bir dönem oldu ve bu da aslında ister istemez onların üstünde bir baskı oluşturdu. Biri şunu farkına varması lazım. Belki bir ayı kaçırdı ama bunu telafi etmesi için de önünde bir 3 aya yakın süre vardı. O kaçırdığı bir zamana değil de telafi süresine odaklanması gerekiyor. Yani bireyin aslında yapması gereken şey kendi kontrolünde olan şeylere odaklanması lazım. Ve sınavın en büyük problemlerinden birisi de bireyin aslında verdiği anlam oluyor. Bireyi kendisine şunu sormalı. Ben bu sınava ne anlam atfediyorum? Ya da sınava verdiği anlam direkt benlik anlamı olarak mı geliyor? Yani ben sınavda eğer başarısız olursam demek ki başarısız bir insanım diye bir düşüncesi mi var? Birey aslında bunları belirlemesi gerekiyor ve kendisine şunu sorması gerekiyor. Yakın bir arkadaşıma aynı durum başına gelse ben ona nasıl yaklaşırdım? Örnek veriyorum, işte sınavda başarısız olursam sevilmem diye düşüncesi olan birisi bir insanı neye göre sevip sevmediğini kendisine sorması gerekiyor ve şuna farkına varması gerekiyor. Ben insanlara böyle yaklaşmıyorken neden insanlar bana böyle yaklaşsın? Bunların aslında bilincinde farkında olursa çok daha sınava daha iyi hazırlanabiliyorlar. Birey şu an yapması gereken şey işte çok kısa bir zamanım kaldı, ne yapacağım gibi sorulara odaklanmak, düşüncelere odaklanmak yerine bu kısa zamanı aslında zamanı dar ama neler yapabilirse daha iyi olabilir ya da daha iyi olduğu bir şeye çalışarak yapması şeklinde de aslında kullanabilir.